Çocuk epilepsi hastalarını biz izlerken ailelere mutlaka nöbet durumlarında neler yapmaları gerekiyor, bunları anlatıyoruz. Bunun bilinçlendirilmesi ve eğitilmeleri son derece önemli. Çocuklarına çünkü ilk yardım edecek olan ana baba ve yakınlar. Bu nedenle ailelere şunu söylüyoruz. İlk nöbette evet hayatınızda ilk kez gördünüz, çok korktunuz, kaygılandınız ama artık öğrendiniz. Dolayısıyla ilk yapmanız gereken şey lütfen sakin olun. Çocuğu rahat bir pozisyona getirin ki bu bir yatış pozisyonudur. Kafasının altına, boynunun altına yumuşak bir yastık gibi veya ceket gibi, hırka gibi bir şeyi dolayarak koyabilirsiniz. Boynu eğer kusma varsa, ağızdan salya akımı söz konusuysa hafifçe yan çevirin ve başı hafifçe arkaya doğru yükseltin. Çünkü mevcut bu ağızdaki materyallerin akciğere kaçmasını engellemek için bu manevralar şarttır. Bunun dışında kendisine zarar verebilecek çevredeki batıcı, sivri, köşeli her türlü materyali uzaklaştırmak lazım. Örneğin gözlüğü varsa gözlüğünü çıkartmak lazım. Boynunda herhangi bir işte gravat gibi, atkı gibi bir şey varsa bunları gevşetmek lazım. Çünkü solunumun devamına izin vermek lazım. Kasılan bir çocuğun kasılan vücut bölümlerini engellemeye çalışmak son derece yanlış. İkincisi, bazı ailelerimiz bunu hep yapıyor. İşte çocuğun ağzını açmaya çalışıyor. Nefes almasını sağlamak amacıyla yaptığını söylüyor. Çocuğun çenesine, dişlerine zarar verebilir, diline zarar verebilir ve en önemlisi de yardım etmeye çalışan kişinin kendisine zarar vermesine yol açabilir. Bilinmesi gereken şu ki nöbet birkaç dakika içinde zaten sonlanacaktır. Dolayısıyla bu dönem içerisinde sakin olup yanından ayrılmadan çocuğun nöbetin bitişini izlemek, eğer nöbet uzun sürüyorsa, 5 dakikadan daha uzun sürüyor ya da nöbet bitiyor ama bir diğer nöbet peş peşe gelmeye başladı. Bu durumda artık ilk yapılacak şey bir ambulansla, tercihen bir ambulansla en yakın hastane aciline başvurmaktır.